benim hayatımda, Ömer Çelik'in hayatında en özel isimlerden birisi. Aynı batından doğanlar kardeş olurlar ama biz farklı memleketten olduğumuza rağmen o benim abim, ben onun kardeşiyim. Yani aslında seçme imkanım olsaydı ben onu seçerdim bir abi olarak. Biz onunla çok şey paylaşırız. Hem kitap paylaşırız. O bir müzik duyduğu zaman benimle paylaşır. Ben bir fıkra bulduğum zaman onunla paylaşırız. Yani benim için bir abiden ziyade gerçekten bir dost, gerçekten bir arkadaş. Dolayısıyla benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Ayrıca bunun ötesine geçip hısım da olduk Baki abilerle. Çok da memnunum. Her zaman söylüyorum, benim üzerimde en çok hakkı olan iki tane insan var benim ailemin dışında. Ancak bunlar benim ailemi de geçtiler, bu iki insan. Biri çok yakın zamanda vefat etti. Lütfi Kibiroğlu, Allah rahmet eylesin. İkincisi Abdulbaki. Hanım Tokat'a gelmiş. Bir minibüse binmiş. Minibüste ineceği yere yaklaştığı zaman şoför bey, lütfen müsait bir yerde inebilir miyim demiş. Bizim Tokatlı şoför şöyle bir dönmüş. Ne yalvarıyorsun bacı, öyle de eliyek demiş. Şimdi oradaki şoför benim. O hanımefendinin karşılığı olan kişi de Abdulbaki Emir. O kadar kibar bir adamdır ki bana bir şey soracağı zaman Taner Bey bir şey sorabilir miyim der. Bu kadar nazik ve kibar bir arkadaştır. Abdulbaki Hoca'dan çok şey öğrendik. Dediğimiz gibi ayağımızı nereye basacağımızı, nasıl basacağımızı, nelere dikkat etmemiz gerektiğini bu konuda. İlk albümüm, ikinci albümde bütün sözler, besteler Abdulbaki Ömür'e ait olan albümler yaptım. Daha sonra Sivas İmam Hatip Lisesi'nde 7 yıl sıra arkadaşlığı yaptık. Sınıf arkadaşlığının ötesinde her şeyimi paylaşabildiğim çok özel bir insan. Aramızda en ufak bir sıkıntı hayatımız boyunca olmadı. İlk ne zaman tanıştık? Biz Muhabbet Eriyiz diye bir albümü yapmıştık. Daha önce birkaç albümde sesini duymuştum ama bizzat karşılaşmak o zaman nasip oldu. Abdulbaki Hoca'nın eğitimlerinden, Ezgi Marş Atölyesi'nden neşet etmiş, ortaya çıkmış bir grup olarak yaklaşık 4 yıldır çalışmalara devam ediyoruz. Abdulbaki Hoca'nın 40. yılında biz 4. yılımızdayız. 40. sanat yılında biz 4. yılımızı inşallah Ocak ayı itibariyle bitirmiş olacağız kendisiyle olan süreçte. Uzunca bir süre sanata küstüğüm yıllar oldu. Bu anlamda beni kolumdan tutup sen bu işi yapmalısın, bu işte sanatınla bir şeyler üretmelisin diye beni sanatın içine çeken, hiç aklımda olmadığı bir dönemde gene elimden tutup sen radyo programları yapacaksın, televizyon programı yapacaksın bize. Ben bunu başaramam, yapamam dediğim noktalarda bir şekilde Abdulbaki Ömür bir şekilde bana dokundu. Ve ben onun bana dokunduğu her işte öncelikle ona layık olmaya çalıştım. Çünkü çok özel bir adam. Nasıl ilerlememiz gerektiğini, yani bir grubun devam etmesi gereken çizgiyi, bir Müslüman olarak müziğin bütün gençlerde yaratacağı etkiyi de dikkate alarak nasıl bir müzik yaparız, bunu ciddi bir şekilde öğrenmeye çalıştık. Kendisi de zaten yaptığı derslerde bunu bize açıklamaya, bize anlatmaya çalıştı. Abdulbaki Hoca'nın yanında hata yapmaya korkmazsınız. Bu da sizin gelişiminize etki yapıyor. Çünkü hata insanın yapabileceğini, normal olduğunu o size yani onu en iyi şekilde hissettirir. Mesela bir program yapılırdı öğrencilerle alakalı, bir kamp yapılacak. Bir kişiyle halledilebilecek işi kamp 20 kişilikse 20 kişiye bölüştürürdü. Hocam bunu neden böyle yapıyorsunuz? Yani bunu Ahmet sen takip et, bu işi hallet diyebilirsiniz.
şöyle derdi. Yani bir kişiye görev verirsiniz, evet bu işi yapabilir. Ama o kamp sürecinde bir kişi gelişmiş olur. Eğer siz 20 kişiye görev verirseniz 20 kişinin bunu sahiplenmesini ve gelişmesini, yani neslin yetişmesini sağlarsınız diyerek herkese görev verirdi. Ve Abdülbaki Hocam böyle çayın demlenmesi gibi insan... istediğim bir büyük arasam hemen abim yanı başımda oldu. Sadece danışmak değil, iş hayatımdan, sosyal hayatıma, her yerde abimin varlığını, arkamda bir ağırlığını hissettim. Her zaman bana yardımcı oldu, sağ olsun, Allah razı olsun. Allah iki cihanda yüzünü hak eylesin inşallah. Hatta şöyle diyorum, yani Rabbim sayılarını artırsa da toplumun belli başlı işte şu mahallede bir Abdülbaki Kömür. Neden? O toplumun gelişimine, sosyal etkisine, insan ilişkilerine katkısı olan bir numune olarak her mahallede birer Abdülbaki Kömür bulunsa diye böyle içimden geçiriyorum yani. Bir abi olarak biz onu her zaman başımızın üzerinde taşımaya razıyız. Allah ömrünü uzun etsin, Allah sayılarını artırsın. Abdülbaki Kömür ismi gerçekten bu ülke insanlar için çok önemli. Sanatçı dostlarım da eminim buna katılacaklardır. İyi ki varsın Abdülbaki Kömür. Nice 40 yıllara diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendisine hayatı boyunca başarılar diliyorum.